Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Haftanın her günü farklı bir gül, farklı bir renkle karşılaşmak istiyorsanız şayet. Arkadaşlar o zaman buyurun beraber bunu nasıl yaparız? Üzerinde çalışalım. Ama önce size daha önce yapmış olduğum bu olayı böyle hızlı bir biçimde göstereceğim. Bir döngüde bunu yaptım. Biz böyle yapmayacağız tabii. Farklı yapacağız. Ama size bir sunum için böyle yaptım. Bakın şimdi arkadaşlar bu pazartesi. Salı günü böyle bir renkle ve gülle karşılaşacaksınız. Çarşamba günü, bu perşembe, bu cuma, bu cumartesi, bu da arkadaşlar pazar. Evet, şimdi bu sunumdan sonra şurada farklı bir dosyaya geleyim. Arkadaşlar bunun üzerine bunu yapmaya çalışacağız. Şimdi gördüğünüz gibi sunumda da şuraya bir arkadaşlar renkleri alacağız. Ama renkleri arkadaşlar şu ekleden çevrim içi denen yerden alacağız arkadaşlar. Bakın burada Bing resim arama var. Burada güller diyoruz. Enter'ladığımız zaman arkadaşlar güller buraya gelecek. Ben buradan hızlı bir biçimde seçeyim. Mesela bunu ekledik. Şöyle kenarda dursun. Ekle diyorum tekrar. Çevrim içi resimler. Geldim buraya tekrar güller diyorum. Bunu arkadaşlar 7 kez tekrarlayacağız. Hemen seçiyorum. Çabuk çabuk. Problem yapabilir arkadaşlar. Bunu iptal ediyorum. Şuradan aşağıya ineyim. Şu beyaz gülleri de alalım. İnşallah hata vermez. Buradan da vazgeçtik. Şunu alalım, tek gül. Bu da hata verebilir. Niye böyle yaptı? Tamam. Ekledim. Kaç tane aldık buraya arkadaşlar? 3 tane. Çevrim içi dedik. Güller dedik. Şunu alalım. Ekleden çevrim içi dedik tekrar. Aynı şekilde gül bahçesi diyelim bu sefer. Şunu alalım. Tamam. Tekrar. Şunu alalım. Kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha alalım. Buna da gül bahçesi diyelim. Bu da bu olsun.
hata verdi. Tekrar yapalım. Gül bahçesi diyelim. Enter'ladık. Bu da bu olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar bunlara isim vereceğim. Şunları şöyle bir çekeyim. Şunu alalım buraya arkadaşlar. Şu takvimin boyuna bunu şöyle ayarlayalım. Siz arkadaşlar bunu bilgisayarınızın ekran ebadına göre ayarlarsınız. Ben bunu bu kadar yapayım. Benimki biraz geniş. Arkadaşlar bunun üzerine geldim. Bakın şurada at kutusu var. Geldim buna. Pazartesi diyorum. Ve enter'lıyorum. Bakın pazartesi geldi. Böyle sırayla alıyorum. Bunu da böyle ayarlayalım. Bunun üzerine geldim. Arkadaşlar buraya salı dedim. Enter dedim. Buraya geldim. Bunu hemen ne yapıyoruz? Şuradan biçimden en öne getir alalım. Buraya şunu da şöyle ayarlamaya çalışalım. Evet, bu da tamam. Bunu da en öne, pardon, bunun ismini yazmadık. Neydi bu çarşamba? Enter'ladım. Geldim bunun üzerine. En öne getiriyorum. Buna da perşembe diyorum. Enter'ladım. Bu cuma olsun. En öne getirelim. Cuma dedim. Enter'ladım. Ne oldu ya? Pazar mı var burada? Cuma, cumartesi, pazar. Neyi atladık? Cuma, perşembe, çarşamba, salı, pazartesi. Fazla aldık herhalde. Şimdi uğraş bir daha böyle. Cuma. Bu cumartesi olsun. Bunu da hemen öne alalım. Arkadaşlar. Bunu da böyle yapalım. Bunu da böyle alalım. Bunlardan hangisi? Bunu. Bu mu olsun? Bu olsun. Bu da pazar olsun. Buradan da bunu en öne alalım. Şöyle burada ayarlayalım. Tamam olsun. Burayı da arkadaşlar böyle kestim. Şimdi evet. Şimdi arkadaşlar renkler yapmaya çalışalım. Renkleri arkadaşlar makrolara yazdırarak yapacağız. Bunu da arkadaşlar şöyle
geliştirici dedim, makro kaydet dedim, geldim buraya, pazartesi diyorum. Tamam dedim. Buradan sayfa düzenine renkleri tıkladım. Bakın şimdi burada renkler. Böyle seçelim arkadaşlar. Evet, bu olsun. Pazartesi geliştiriciden kaydı durduralım. Tekrar bir kayıt. Bunun adı Salı olsun. Tamam diyelim. Sayfa düzeninden renkler diyelim. Bu olmasın. Bu olsun. Hemen bakın şurada hazırdı yazıyoruz sol alt köşede. Buradan da makroyu durdurabiliriz. Şimdi tekrar geliştiriciden makro kaydet dedim. Bu çarşamba. Tamam dedim. Sayfa düzenine geldim. Buradan şöyle turuncu falan. Bu olsun. Fazla oyalanmayalım arkadaşlar. Tamam dedik. Tekrar aynı yere basıp arkadaşlar. En son neyi yapmıştık? Perşembe şimdi. Tamam dedik. Hemen buradan rengini seçelim. Bu olmadı. Şöyle kırmızılı bakalım ne gelecek. Bu olsun. Kaydı durdurdum. Arkadaşlar bu cuma. Tamam. Renklere gelelim. Bu biraz şey kaçtı. Biraz soluk kaçtı. Şuradan hava akımına bakalım. Ah, bu da güzel. Açık güzel. Bu da tamam. Kaydettim. Tekrar açtım. Cumartesi olsun. Tamam dedim. Bu da böyle kalsın. Tekrar açalım. Bu da pazar olsun. Seçtik mi? Yok belki de. Bu olsun. Tamam şimdi arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Bu sayfa aktif olduğu zaman renkleri çalıştıralım. Ondan sonra arkadaşlar farklı bir metot daha yaparız. Mesela bilgisayar ilk açıldığı zaman bunu ne yapacağız? Farklı bir sayfadan bu takvim sayfasını aktif hale getireceğiz. O zaman da kodlarımız ne yapacak? Çalışacak. Ama kodlarımızın günü anlayabilmesi için şurada bir yerde ne yapmamız lazım bizim? Günleri yazmamız lazım. Günleri nasıl yazacağız arkadaşlar? Önce N1'de hatta O1'de eşittir diyorum. Bugün parantezi kapattım. Enterladım. Bana bugünün arkadaşlar tarihini verecek. Şu N1'e de geldim. Diyorum ki eşittir. Metne çevir. O1 noktalı virgül tırnak içerisinde 4 tane G yazıyorum. Tırnağı kapattım. Parantezi kapattım. Enterladım arkadaşlar. Bana günün ismini burada yazar. Şimdi kodlarımı yazmaya başlıyorum. Burada sağ tuş dedim. Kod görüntüleden. Bunlar burada önceden kaldılar. Bunları ben buradan siliyorum. Şunları da az yukarı çekeyim arkadaşlar. Şimdi burada kodlarımızı yazmaya başlayacağız. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Diyeceğiz ki eğer
N1'deki. Aa, şimdi unuttuk. Bak. En önemli olay. Hatta onları kopyalamadan da yapabiliriz arkadaşlar. Durun. Bunu böyle yapalım. Yani ben şöyle düşünüyordum ama bunu burada biz çağırarak yapalım. Şurada geliştiriciden makrolardan işte şu günler biz burada almıştık ya. Bunlar teker teker kopyalamayı düşünüyordum ama bunu böyle yapmayacağız. Bunu şimdi buradan iptal diyelim. Tekrar kodumuzun içerisine gelelim ve diyelim ki arkadaşlar eğer if range N1 parantezi kapatalım eşittir pazartesi ise tabii ki metinsel ifadeler arkadaşlar tırnak içerisinde yazılıyor değil mi? Then pazartesi açacağımıza göre arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bizim pazarı kapatmamız lazım. Yani açık olan pazarın gülünü kapatmamız lazım. Yani gizlememiz lazım. Ne yapıyorum böyle o zaman? Active sheet Active sheet dedik nokta sheep parantez içerisinde arkadaşlar pazar nokta visible eşittir false. Bu yanlış mı yazdık buraya? Bu sanki olmadı burası. Burası A olacak arkadaşlar. Evet, şimdi oldu. Ne yaptık? Pazarı gizledik. Şimdi de ne diyelim buraya arkadaşlar? Pazartesi desek. Evet de call diyelim. Pazartesi'yi çağıralım. Yani rengimiz de buraya geldi. Rengimizden sonra da ne yapalım arkadaşlar? Ctrl C diyelim. Ctrl V diyelim. Pazartesi arkadaşlar görünür yapalım. Şimdi şuraya ben bir endif diyeyim. Bakalım pazartesinin gelmez arkadaşlar. Çünkü orada 7 tane renk var. Biz bunları önce böyle bir yapacağız. Ondan sonra endif burada kalsın arkadaşlar. Geliyorum buraya. Else if diyorum. Ctrl C Ctrl V dedik. Şunları da Ctrl C dedik. Buraya Ctrl V diyelim. Şimdi bunları düzeltelim. Burası arkadaşlar salı ise pazartesi ne olsun? Gizlensin. Pazartesi değil tabii ki. Burası salı olacak. İşte pazartesi gizlensin. Ya pardon ya biz ne yaptık? Burası tamam.
Salı ise tamam. Pazartesi tamam. Salı arkadaşlar. Görünsün. Salının rengi de gelsin. Evet. Şimdi bunu da buradan Ctrl C diyelim. Buraya yapıştıralım. Burası çarşamba. İse salı görüntüsü arkadaşlar. Burası çarşamba. Burası da Ctrl C dedik. Ctrl V. Geldik buraya. Tekrar bunu Ctrl C ile yapalım. Arkadaşlar bunları haftanın bütün günler yapacağız. Çarşamba. Burası Perşembe. Şurada sanki bir hata yaptık. Salı açtık, çarşamba geldi, salı kapandı. Çarşamba açıldı, rengi geldi, kapandı. Problem yok, tamam. Perşembe, çarşamba kapandı, rengi. Çarşamba, tamam. Perşembe de arkadaşlar. Burası Perşembe olacak. Tamam. Yanlış yaptık ya. Allah Allah dedi. Pazartesi ise dedik. Pazartesi gelecek. Salı ise pazartesi kapanacak, salı gelecek, salı açılacak. Çarşamba ise salı kapanacak, çarşamba gelecek, çarşamba açılacak. Perşembe ise çarşamba kapanacak, perşembe gelecek, perşembe true olacak. Burası da arkadaşlar cuma olacak. Burası perşembe. Burası da cuma. Evet, bakalım oldu mu arkadaşlar. Hemen deneyelim. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Buraya geldim, buraya tıkladığımda hatamızı aldık. Nerede aldık? Pazarsa evet. Nem 1 nedir? Pazar tamam. Cumartesi visible. False dedik. Cumartesi günü mü bizde yok?
görüyor musun? Şu çarşamba çarşamba. Cuma. Pardon bu. Cumartesi niye kapanmadı arkadaşlar? Hemen bakalım. Tabii ki ne oldu? Cuma tamam. Perşembe tamam. Çarşamba tamam. Bu isimler niye silindi arkadaşlar? Bunu anlamadım. Buraya pazar diyelim. Enter'lasam buradaki pazarı bana gösterdi. Niye böyle yaptı? Almadı. Cuma'da problem yok. Burada var. Bunu arkadaşlar bunu almaz. Bunu yapalım biz pazar 1. Enter'ladık. Bunu da yapalım. Cumartesi 1. Tamam. Diğer günleri niye aldı? Bunu niye almadı? Pek anlamadım ama. Evet, şimdi gelelim şu bizim cumartesi pazarı değiştirelim buradan. Cumartesi 1 pazar 1 başka nerede var? Pazartesi bir de pazar burada var. Sadece bunlar yapıyoruz. Yani gül olan arkadaşlar, resim olan cumartesi ve pazarı değiştiriyoruz. Onları cumartesi bir yapıyoruz. Bak, aktif ship, ship aktif sheet'in gülü arkadaşlar, resmi cumartesi bir yapmıştı. Bunu da bir yapalım. Şunları karıştırmıyoruz. Bakın, bunlar normal günler. Bunlarsa nedir arkadaşlar? Sayfamızın resimleridir. Onları değiştirmiştik. Pazarı bir yaptık. Bunlar tamam. Cumartesi 1 tamam. Bakalım hata verirse anlarız. Tekrar buraya geldim. Tekrar buraya geldim arkadaşlar. Bu neydi? Pazar 1 zaten tamam. Şurayı değiştirelim. Sonra tekrar formülü yazarız. Buraya yapalım salı. Bakalım değişecek mi arkadaşlar? Değişti renk ama bu değişmedi. Niye? Niye değişmedi arkadaşlar? Çünkü evet görünür oldu ama bütün resimleri bizim önce gizlememiz lazım arkadaşlar. Ondan sonra. Bunu nasıl yapacağız? Kod görüntüleye geldim. Buraya arkadaşlar for each döngüsüyle ben resimlerin önce tamamen gizleyeceğim. Önce bir tanımlama yapacağım burada. Dim dedim. Şekil olsun. As ship. Resim arkadaşlar. Şimdi geldim buraya. For H diyorum. Şekil. Ben her bir gülü arkadaşlar şekil ismini verdim. Şimdi bu
şekilli arkadaşlar de resim olarak tanımladım. Şimdi her bir gül arkadaşlar şekil olarak diye algılayacak. Ve artık burada hangi kodu yazdıysam ona göre arkadaşlar burada bu olayı gerçekleştirecek. Biz şimdi bütün güllerin arkadaşlar ne yapmasını istiyoruz? Gizlenmesini istiyoruz. Bunun için ne yapıyorum buraya? Kod yazmaya çalışıyorum. Şimdi de önce bu kodun ana omurgasını oluşturalım. Şekil dedik. Nerede arayacak bu şekili? Arkadaşlar Active Sheet ActiveSheet.ship Ships arkadaşlar. Şurayı yapalım. Evet, tamam. Şimdi buraya next diyelim. Arasına da formül yazalım ve şunu diyorum arkadaşlar. If eğer şekil nokta tip arkadaşlar. Şimdi bu ne? Burada ben 13 diyeceğim. Arkadaşlar bu şekil yani her bir şeklin arkadaşlar aynı formatta olanların aynı numaraları var arkadaşlar bilgisayar VBA ortamında. Yani tip olarak şöyle mesela biz gülleri indirdik. Bu güllerin tip numarası arkadaşlar 1. Mesela bu başka nesneleri de var. Ne var? İşte kumal butonları var değil mi? İşte şuradaki ne bileyim şekiller var mesela ekleden. Şu şekillere var arkadaşlar. Bunların hepsinin arkadaşlar tip numaraları var VBA'da. Şimdi biz bunu niye yaptık? Farklı bir burada bir buton korsak şimdi tüm yani şurada bunu tip olarak belirtmesek, ayırmazsak tüm şekilleri ne yapacak? Gizleyecek. Ve hatta hangi formatı burada yazdıysak tüm şekilleri yapacak. Oysa biz bunu nerede yapmak istiyoruz? Sadece güllerin üzerinde yapmak istiyoruz. Güllerin de arkadaşlar tip numarası 13'tür. Diyoruz ki biz burada işte tip numarası 13 olan şekiller için ne yap? O zaman şunu yapsın arkadaşlar. Şekil nokta visible eşittir false. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bakalım şöyle gelelim. Adım adım gidelim. Bakın şimdi buraya geldim arkadaşlar. Tıkladığım zaman şimdi bakın F8'li arkadaşlar tıklıyorum şimdi. Bakın tüm hepsi gitti. Şimdi arkadaşlar koşullara bakacak. Hangisi uyuyorsa bak salı yazmıştık uydu. En son bunu aldı. Tabii bunu silmem lazım buradan. Daha başka çift var mı? Bir de bu var. Çift niye olmuştu bu arkadaşlar? İki tane renk seçtik ya. Yani beğenmemiştik. Diğerini yaptık. Bu ondan kaynaklandı. Cumartesi de var mı? Yok. Pazar da var mı? Yok. Tamam. Buradan da çıktık arkadaşlar. Ne yaptık? Tekrar girelim. Kod görüntüleden. Bunu böyle tam bir çalıştıralım. Bir daha çalıştıralım. Evet arkadaşlar. Değişti zannedersem. Sıkıntı kalktı herhalde. Geldim buraya arkadaşlar. Pazartesi diyorum. Sayfa aktif olduğu zaman bakın arkadaşlar gül de değişti, renkler de değişti. Şimdi bunu ne yapalım? Perşembe yapalım. Evet arkadaşlar.
Şimdi buralar tamam. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Diyelim ki bilgisayarı ilk açtığınızda böyle bir takvimle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Şu kod bölümünde, yani bilgisayar ilk açıldığı zaman, tamam arkadaşlar, ilk açıldığı zaman hangisiydi bu diğer çalışma sayfası? Şurada arkadaşlar. Bak, ben burada yazdım. Şimdi takvim sayfasının arkadaşlar aktif hale getirmek lazım ki bu çalışsın. Başka türlü çalışmaz arkadaşlar. O zaman biz ne yaptık? Bilgisayar ilk açıldığı zaman sheets dedik, takvim sayfasını seç. Oradan da işte takvim range A1 select'le. Bu şu demektir arkadaşlar. Siz hangi sayfada bu programı kapatırsanız kapatın, bu gelecek. Açtığınız zaman bilgisayarı takvim sayfasına gelecek. Oradan da A1'i seçecek. Dolayısıyla bu sayfa aktif olduğu zaman da ne olacak? Bu kodlar çalışacak. Yani bizim renklerimiz gelecek. Bakın burada on error resme next komayı unutmayalım. Burada bir hata olduğu zaman bu hatayı görecek. Fakat bir müdahale etmeyecek. Devam edecek. Arkadaşlar bizim yazacağımız şu değil. Bakın bu sizi şu anda ilgilendirmiyor. Bu takvim daha önce kopyaladığım için kalan kodlardır. Bunun da mantığı da şu arkadaşlar. Burada kazı gelmişken mesela B1, Range U1'de arkadaşlar güncel ay var. C1'de de güncel yıl var. Biz ne yaptık? Yıl var, şu yıl var. V1'de de güncel yıl var. Hangi yıldaysak o yıl var. Hani bu şey otomatik olarak güncellensin diye takvim diye ben bunları buraya yazdım. Şimdi bu sizin kafanızı karıştırmasın. Bunları şöyle iptal edeyim. Sadece bizim yazacağımız şey burada bu. Şu iki kod, hatta şu üç kod arkadaşlar. Ondan sonra bilgisayar açtığımız zaman veyahut da işte herhangi bir projede çalışıyorsak direkt olarak ne olacak? Bu kodlar çalışmış olacak. Şimdi ne yapalım? Burayı da eski koduna çevirelim. Eşittir diyelim. Metne çevir. O1 noktalı virgül tırnak içerisinde arkadaşlar 4 tane G yazıyorum. Tırnağı kapattım. Parantezi kapattım. Enterladım. Şimdi bakın günlere geldim. Takvim dediğim zaman arkadaşlar buraya pazar günü geldi. Bakın burası pazar günü. Şimdi bir de şöyle bir sorun var. Şunu geldim bakın. Bunu oynatıyorum arkadaşlar. Yani sağ tuş dediğim zaman bunu arkadaşlar oynatabileyim ama şu normalde tıkladığım zaman ben bunu oynatmayayım. Bunun için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bütün gülleri bir boş bir makro atamamız lazım. Şöyle arkadaşlar, geldim buraya. Makro dedim. Yeni dedim. Yeni bir makromuz açıldı. Nerede? Burada. Bunu geldim arkadaşlar. Kapattım. Bizim bu kodumuz burada. Bakalım geldi mi? Evet, geldi. Şimdi buna geliyorum. Makro ata diyorum. Ve tamam diyorum. Tıkladım buraya, bakın. Daha gelmiyor. Şimdi bunu diğer güllere yapacağım. Bak sağ tuşu yaptığım zaman geliyor şekiller. Ama bizim güller kayboldu. Yani gizli. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Onları açmamız lazım. Şimdi bunu arkadaşlar gülleri açan kodu da ben burada yazayım. Hatta şuradan alayım, kopyalayayım da arkadaşlar çabuk olsun. Şurada neredeydi bu? Burada şu.
Vaktimiz de geçti arkadaşlar. Buradan çıkalım, aşağı alalım. Gelelim. Kod görüntüleden. Şunun altına bunu değil. Nerede yapalım? Şuradan. Bu geçici olacak arkadaşlar. Yaptık. Şimdi bunu arkadaşlar geldim. Herhangi bir çift tıkladığım zaman güller geldi arkadaşlar. Bakın hepsi geldi. Şimdi ben bunların üzerlerine sağ tuş, makro ata tamam dedim. Çıktım buradan, bakın el işareti geldi. Daha da arkadaşlar sağ tuş yapmadığım müddetçe oynayamıyorum. Bunu aldım böyle arkadaşlar. Tekrar şimdi bunun üzerine aynı şekilde hepsini pazar bir tıkla tamam dedim. Bu da tamam. Geldim buraya. Sağ tuş. Makro ata pazar biri dedik. Tamam dedik. Geldik buraya. Buradan da makro ata pazar bir aynı. Yanlış yere geldik. Buna yaptık mı? Yaptık. Buna yapmadık. Makro ata pazar 1'i tıklayacaktım. Tamam dedik. Geldik buraya şimdi. Bunu yapalım. Makro ata dedik. Tamam. Gene aynı yeri yaptık ya. Daha var mı? Var. Daha var mı? Yok. Şimdi bunlar da arkadaşlar maalesef böyle oldu. Bunları böyle tekrar yapacağız. Çaremiz yok. Sanki bir yer eksik yaptım ama. Evet. Oradan boy gösterdi bize. Şu. Buna yaptık, yaptık evet. Bu da böyle arkadaşlar. Buraya alalım. Evet. Şimdi bakın artık bunu tıklasam bile arkadaşlar hiçbir şey yapmıyor. Şimdi gelelim kodları buradan silelim. Arkadaşlar bunu da böyle bir yere de not alın. Bunlar şu arkadaşlar kod. Ve şununla beraber tabii şekilleri gösteriyor. Bu ise ne yapıyor? Arkadaşlar gizliyor. Pardon, yukarıdaki gizliyor. Burası ise arkadaşlar gösteriyor. Ben şimdilik bunu komentleyeyim arkadaşlar. Bu da tamam. Evet. Şu kod arkadaşlar. Bunu da gösteren kod şekilleri, tüm şekilleri ama burası da nedir? Sadece tip numarası 13 olan şekilleri bize ne yapıyor? Gösteriyor arkadaşlar. Şimdi burayı bozulup tekrar yapalım. Sıkıntı olmasın. Gelelim buraya salı dedik. Tek bir örnekle kapatalım. Evet arkadaşlar bakın renk ve gül değişti. Buraya da geldim. Eşittir. Metne çevir diyorum. O bir noktalı virgül tırnak açtım. 4 tane G dedim. Tırnağı kapattım. Parantezi kapattım. Enterladım. Buraya da arkadaşlar geldim böyle gizledim. Problem yok. Şurayı da böyle aldım. Kopyaladım. Geldim buraya. Yapıştırdım. Oranın da rengi arkadaşlar gözükmesin. Beyaz rengi. Evet arkadaşlar. Olayımız bu. Burada bir takvim çalışmamız var. İsterseniz bunu indirebilirsiniz. Şöyle bunu daha önce yaptık. Oradan bir kanal
ajandalı takvim arkadaşlar yazarsanız orada internet üzerinden YouTube'da o kanal o videomuz çıkacak orada arkadaşlar. Orada da bir indirme linki var. Onu indirerek arkadaşlar böyle bir takvim elde edebilirsiniz. Ve ayrıca başka bir videoda da şöyle yapmıştık. Yani bilgisayar ilk açıldığı zaman böyle bir takvimle karşılaşalım. Yani ajandalı takvim. Günlerimiz bununla belirleriz. Onun da linkini arkadaşlar ve diğer videonun bir linkini açıklama bölümüne yazacağım. Oradan izlersiniz arkadaşlar. Şunun ebadalarında bilgisayarın arkadaşlar ekran boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi böyle bir takvime sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar açıklama bölümünü yazacağım linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Biraz uzun oldu. Hatalar oldu. Ama sonuçta iyi oldu. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.